Teşekkür ediyoruz. Önemli bir gün yaşadı Türkiye. Tarihi anlara tanık oldu. Burada en azından bir avuç yurtsever, Türkiye'den gelenler, Avrupa'nın değişik ülkesinden gelen yurtseverler, kitle örgütü temsilcileri, kimler aklınıza geliyorsa onlardan birer demet bugün buradaydı. Bunların tek bir hedefi vardı. O da sadece yurtseverliklerini göstermek ve Türkiye'nin haklı olduğu bir davada yalnız olmadığını, Perinçek ve arkadaşlarının yalnız olmadığını kanıtlamaktı. Ve şu anda tarihi anlara tanık oluyorsunuz ve bu işin öncüsü, bu davanın öncüsü her ne kadar kendisi alçak gönüllü davranıp bu Türkiye'nin meselesidir dese dahi bir kıvılcımın yakılması gerekiyordu. Yıllar önce bir mücadeleyi başlattı. O kıvılcım büyüdü. Sadece bir sözde kalmadı. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır sözüyle gündeme geldi ve o söz dalga dalga yayıldı ve bugün tarihlerin, takvimlerin 15 Ekim 2015'i gösterdiği gün, saatlerin ise öğle sularında 12'ye denk geldiği bir zaman diliminde tarih yazıldı. Öncelikle kutluyoruz. Milletimizi kutluyoruz. Bir hafta önceki söyleşimizde gözünüzde bir ışık olduğunu ulusal kanalın bir canlı yayın programında ifade etmiştim. Ser verip sır vermeyen bir yiğit olarak bir şeylerin yengisi, zaferi içinde olduğunu ifade etmiştim. Ama kendi izlenimlerimi aktarmıştım, yanılmadım. Evet. İsterseniz bu güzel haberi Türkiye'ye canlı olarak ulusal kanaldan sizin vasıtanızla duyuruyorum. Bu karar basit bir... Şöyle tutalım. Hukuk anlaşmazlığıyla ilgili değildir. Bu Türkiye'nin vatan savunması ile ilgilidir. 1915'te de vatanı savunuyorduk. Bugün de vatan savunmasındayız. Onun için bu kararın asıl sahibi ve bu zaferin asıl sahibi Mehmetçik'tir. Vatanı elinde silah savunanlardır. Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüklerine ve benim kara gücüm dediklerine karşı, Amerika'nın piyonlarına karşı savaşan Mehmetçiğimize armağan ediyoruz bu kararı. Ve Sayın Rauf Denktaş'ı bu kararın alınmasında 10 yıldır verilen mücadelelerde beraber yürüdüğümüz, önümüzde olan Sayın Rauf Denktaş'ı en başta anıyorum, ona saygılar buradan gönderiyoruz hatırasına. Aynı şekilde o mücadelelerde beraber olduğumuz rektörlerimiz Kadri Yamaç, Kemal Alemdaroğlu, sendikacılarımız, aydınlarımız, hepsine buradan teşekkürler ediyoruz. O büyük mücadele burada milletimizi, Türk'ümüzü Avrupa'da ayağa kaldırdık ve onların mücadelesiyle bu başarıyı kazandık. Lozanlarda, Berlinlerde, Parislerde yürüyerek, mücadele ederek ve Türkiye'de bu bir Türk milletinin başarısıdır ve bugünkü vatan savunmasına buradan Strasbourg'dan bu kararı hediye olarak, armağan olarak gönderiyoruz. Aslında bugün Türkiye tarihine değil sadece Avrupa tarihine ve dünya tarihinde bir anlamda yeni bir sayfa eklediniz. Biz de kutluyoruz sizi. Evet, tabii bu olarak şu bakımdan çok önemli. Ya bir kere Avrupa'nın özgürlük gelenekleri var. Yani ta Galile'den beri dünya dönüyor dediği zaman onu da hapsetmeye kalkmışlar. Hatta hayatını elinden almaya kalkmışlar. Ama işte Galile dediği gibi dünya dönüyor. Biz de Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır, emperyalist bir yalandır, biz vatanımızı savunduk diye 1915 gerçeklerini dünya kamuoyuna sunmuştuk. Şimdi bunların özgürce Avrupa'da söylenebileceği bir ortam en yüksek mahkeme kararıyla güvence altına alınmış olmaktadır. O bakımdan aynı zamanda yurt dışında yaşayan bütün yurttaşlarımıza büyük bir mevzi kazanılmıştır. Özgürce konuşacaklardır. Hiç kimse onları suçlamayacaktır. Aynı zamanda ikinci daire kararında da, ki o karar bu büyük daire tarafından da doğrulanmış, tasdik edilmiştir. O kararda da 1915 olaylarının Holokost'a, yani Yahudi soykırımına benzemediği belirtilerek dolaylı bir şekilde soykırım olmadığı da ifade edilmiştir. Bu bakımdan özgürlükler cephesinde kazandığımız başarının ötesinde hakikat düzleminde de Türkiye için çok önemli bir başarı kazandık. Lise yıllarından hatırlıyorum. Bir tiyatro oyunda ben de bir rol almıştım. Orada bir sözü, aradan 40 yıl geçti, hala unutamıyorum.
eğer bir yerde bir şeylerin olabilmesi için birilerinin bir şeyler yapması gerekir şeklinde bir evet, sözdü doğru. Bu. Tabii, siz o bir yerlerde bir şeyleri harekete geçiren, uyandıran ilk adımı attınız, ilk kıvılcımı yarattınız. Öyle inanıyorum ki artık literatürde, dünyada Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır demek bir onur meselesi olacak. Özgürlük, evet. Özgürlük olacak, evet. Ve bunu ister Türkiye'de ister yurt dışında. Evet. Türkiye'deki siyasetçilere de bir çağrınız olmuştu ama bugün aramızda neyse, maalesef onları, gelemedik. Teşekkür ederiz. Bu davaya katkısı olan herkese, akademisyen, sendikacı, siyasetçi, asker, herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bütün milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Emek verenlerden mutluyuz. Onlar sağ olsunlar diyoruz. Emek vermeyenler de canları sağ olsun diyoruz. Ama onlar da bundan sonra sanıyorum bu mücadeleye katılacaklar. Bugünkü karardan sonra Avrupa parlamentolarında, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin parlamentolarında bir değişim olabilir mi? Tabii, kısa, yani, orta, uzun şimdi, vadeli hesaplar ne olabilir? Bir kere artık Avrupa'da ve dünyada hiçbir ülkede Ermeni soykırımını inkar suçu diye bir suç tanımı olamaz. Ceza kanunlarından veya özel ceza hükümleri taşıyan kanunlardan bu konudaki hükümler çıkartılacaktır. Çıkartılması hukukun gereğidir. Bunun için de yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Bu bir. İkincisi, bu mahkeme kararından sonra artık herkes bu Ermeni soykırımı gibi tarihi gerçeklere uymayan iddiaları o kadar kolay sarf edemeyeceklerdir ve daha düşünerek konuşacaklardır. Çünkü bu arkada kalan 10 yıl içinde çok büyük bir aydınlanma oldu. Yani biz kitaplarla, broşürlerle, bildirilerle, konferanslarla Batı kamuoyunu da geniş ölçüde aydınlattık. O bakımdan orada da bir aydınlanma oldu. Biraz evvel Batılı gazetecilere ve televizyonlara da şunu söyledim. Aman dedim, şuna dikkat edin. 1915'te bu iddialar, Ermeni karımı iddiaları, savaş koşullarında bize diz çökertmek için Amerika ve İngiltere tarafından piyasaya sürülmüştü. Ya bugün de niçin yeniden gündeme getirildi? Türkiye'nin vatanını bölme gibi bir girişim var Amerika'nın. Bununla bağlantılıdır. Yani siyasi amaçlıdır. Bu bir tarih tartışması değildir, hukuk tartışması değildir. Bir vatan savaşında Türkiye'nin düşmanlarının piyasaya sürdüğü bir yalandır. Ve bu konuda da Avrupa kamuoyunu uyardık. Sayın Pençek, yaklaşık 15 dakika süren bir karar metni okundu. Evet. Kararın sonunda karşı tarafın avukatının birden sinirli bir tarzda, hoyrat bir tarzda itirazı oldu. Ne duyuyorsunuz? Ben hiçbir şey söylemeyeceğim ama her millet kendi tarihi kadar vakur olabiliyor, ağır başlı olabiliyor. Bu süreçte onu da gördük. Biz kavimleri birleştirmiş, imparatorluklar kurmuş, kavimleri bir arada yaşatmış bir devlet geleneğine, imparatorluk geleneğine, en önemlisi Atatürk devrimi gibi çağdaş büyük bir devrime sahibiz. O tarihimize uygun davranışlar içinde her zaman bulunduk ama herkesin öyle bir ağırlıklı geçmişi, tarihi, gelenekleri olmuyor maalesef. Tabii bir gösteride bulunma fırsatı olarak da değerlendirenler olabilir. Yapabilirler. O kendi bildikleridir. Evet. Bir haftaki sohbetimizde bir özgüven vardı. Gözlerinizden evet, bunu okumuştum. Var, bugünkü tabii. Karardan sonra yüzünüzde bir ışıma var. Şimdi bakın, özgüven bu davayı açarken de vardı. Biz Lozan'da 24 Temmuz 2005'te o yürüyüşlere başladığımız zaman da vardı. Bu davayı açarken saygıyla anıyorum Sayın Rauf Denktaş geldi bana dedi ki bizi dedi hain ilan edeceklermiş. Ajan ilan edeceklermiş. Çünkü dedi bu davayı kaybedecekmişiz ve sonunda da işte bunlar bu davayı açtı ve Ermeni soykırımını uluslararası bir mahkemeye tescil ettirdi diye suçlayacaklarmış diye bana Sayın Denktaş o zaman söyledi. Ben de ona bu davayı kazanacağımızı anlattım ve hemen bir briefing verdik. Bilgilendirme, aydınlatma yaptık ve onun sonunda Sayın Rauf Denktaş da şunu söyledi. Tamam dedi, ben ikna oldum. Biz bu davayı kazanacağız. Hadi dedi, Allah yardımcımız olsun. O şekilde başladık. Yani bu davayı açarken biz bu davayı kazanacağımızı kesinlikle biliyorduk. Çünkü haklıyız. Hem tarihsel gerçekler açısından hem de hukuku biliyoruz. Uluslararası hukuku biliyoruz. Tabii.
Yaşamınız boyu mücadeleyle, hep yeni projelerle ve zaman zaman aykırı gelen projelerle de öne çıktınız. Bundan sonraki hedef ne olabilir Sayın Perinçek? Batı Asya Birliği'ni kuracağız. Batı Asya Birliği'ni kuracağız. Avrasya'daki yerimizi Türkiye olarak bağımsız, egemen bir şekilde alacağız. Bakın dün gelen haberler, Amerika Birleşik Devletleri o Suriye'nin kuzeyinde kurdurdukları, PYD'ye, PKK'ya kurdurdukları kantonları tanımadığını ilan etti. Yani Amerika önümüzdeki dönem göreceksiniz Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir çizgiye gelecektir Mehmetçik sayesinde. Tekrar Mehmetçik'e buradan o nöbet yerinde olan Mehmetçik'imize selam ve saygılar ve minnetlerimizi yolluyoruz. Ben sizi uğurlayacağım ama sanki gözlerinizde başka bir şey daha söylemek istiyor gibi bir iz bıraktınız bende. Neler söylemek? Şule'yi çok seviyorum. Evet, sizi kutluyoruz. Sağ ol. Gerçekten. İlanı aşk edelim. Sağ ol. Son olarak belki Ermenistan'a, Ermeni halkına bir mesajınız olabilir mi? Evet, bugünkü benim, son aşamadan Ermeni, sonra. Ermeni ajanslarına, Ermeni devlet ajansları ve diğer özel ajanslara ve televizyonlarına ve basınına da kendileri istediler. Sorularına cevap verdim. Bu geçmişteki acıları günümüzde düşmanlık malzemesi olarak kullanmayalım. Bunlar yanlıştır. Ermeniler mazlum bir millet ve bugün de emperyalist iddiaların çok yoğun olduğu bir coğrafyada, Kafkaslar'da bulunuyorlar ve bizim komşumuz. Aynı zamanda Ermeniler bizim yurttaşlarımız. Biz zaten yüzyıllar boyu beraber yaşadık. Yine komşu olacağız, beraber yaşayacağız. Onun için bu 1915 olaylarını emperyalistler kışkırttı. Orada da Ohannes Koçozluğunu, Ermenistan'ın ilk kurucusu, başbakanı, onun tespitleri 1923 yılında Bükreş'teki raporundaki tespitleri geçerlidir. Onu incelemelerini Ermenistan aydınlarından ve yurttaşlarından özellikle rica ediyoruz. Size Ermenistan'dan bir davet gelse ne dersiniz? Bakarız yani, gelsin, ondan sonra gelmeden konuşuyalım. Sizi uğurlayacağım.